Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalabalık misafirleriniz için iftar sofralarını hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Yapılışı gerçekten çok kolay. Hiç yorulmadan sadece 10 dakikanızı ayırarak bu nefis yemeği hazırlayabilirsiniz. Hem çok bereketli hem çok lezzetli. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Nasıl hazırladığımı hadi buyurun hep birlikte izleyelim. Dana eti kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü misafirimiz kuzu eti yemiyor. Kuzu eti olsaydı tabii çok daha güzel olurdu. Çok daha lezzetli ve yumuşak olurdu. Ön pişirme yapmadan direkt tepsiye koyup fırına atabilirdim. Dana eti olduğu için biraz sert olma ihtimaline karşı önce düdüklü de bir ön pişirme işleminden geçireceğim. Daha sonra diğer sebzelerle buluşturacağım. Ben dana eti kullanıyorum. Fakat sizler kuzu eti kullanabilirsiniz. Kuzu eti kullandığınız zaman dediğim gibi ön pişirme işlemine gerek kalmadan direkt sebzelerle buluşturup fırına gönderebilirsiniz. Hemen dana etini tencereme alıyorum. Ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım. Ben şimdi düdüklümü ocağıma alıyorum ve etlerini pişmeye bırakıyorum. Şimdi burada sebzelerim var arkadaşlar. 3 adet patatesi güzelce doğradım. Burada yine doğramış olduğum 3 adet domates var. Domatesi de ekliyorum. Burada da bu şekilde yarım ay şeklinde doğradığım 2 adet büyükçe soğanım var. 3 adet yeşil biberi ince ince doğradım. Burada da sarımsaklar var. Sarımsakları bütün bırakmayı tercih ettim. Haşlamış olduğum etimi de sebzelerin üzerine boşaltıyorum arkadaşlar. Şimdi de yemeğimizin sosunu hazırlayacağım. Burada 1 yemek kaşığı biber salçası var arkadaşlar. Şöyle biraz rengini açayım. Salçanın üzerine şöyle yarım fincan kadar zeytinyağı ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için ekstradan tuz koymuyorum fakat 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biberim var. Salça, sıvı yağ ve baharatların üzerine şöyle bir miktar zeytinyağı döküyorum önce. Güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum salçalı sosu şöyle yemeğimin üzerine boşaltıyorum arkadaşlar. Güzelce karıştıracağım. Sonrasında yemeğimiz fırına girmeye hazır olacak. Şöyle patatesiyle, domatesiyle hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Derece ısınmış fırında, fırının alt kısmında pişiriyorum arkadaşlar. Yani direkt alta koymuyorum ama bir üst rafında, en altın bir üst rafında pişiriyorum. O yüzden üzeri çok kızarmıyor. Orta rafa koyarsanız üstü çok çabuk kızarıyor. Ben üzerine folyo veyahut da pişirme kağıdı kapatmadan alt rafta pişmeye bırakıyorum. Gayet güzel bir şekilde yemeğimiz pişiyor. Şimdi yemeğimi alıyorum ve fırında 180 derecede pişmeye gönderiyorum. Yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok nefis görünüyor. Kalabalık misafirleriniz için bu şahane yemek tarifini sizler de hazırlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.